Genellikle cumartesi ve pazar ifadesi hangisinin tanımında geçer? A. Hafta içi, B. Hafta başı, C. Hafta dışı, D. Hafta sonu. D. Hafta sonu, son kararım. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç hangisidir? A. Huni, B. Rende, C. Sini, D. Tartı. A. Huni, son karar. Ulaş Bey'i tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Aklınızda bir hedef var mı? Aklımda bir hedef yok. Sizinle burada yarışmak gerçekten benim en büyük hayalim değil. Neden? Bunu da hemen kısa bir şekilde söyleyeyim. Tabii. 2007 yapımı sizin ve Şener Şen'in başrolünde oynadığı Kabadayı, Ömer Vargı yönetmenliği. Evet. Şimdi ben ilk üniversite yıllarıma rast geliyor. Şimdi ben bu filmi bir kere izledim, çok beğendim. Bir daha izledim, bir daha izledim. Ya ben bu filmi 50-60 defa falan izledim. Babam, gerçekten? Evet evet, hatta o kadar ki. Ya ben böyle filmi izlediğim zamanla işte atıyorum babamla izleyeceğim diyorum aynı filmi. İşte arkadaşımla izleyeceğim diyorum. Şimdi bu kadar çok izleyince filmin hatalarını dahi, devam hatalarını dahi böyle gözünüz çarpar hale geliyor. Ya mesela işte en sondaki o devran ruleti sahnesinde işte. Ya siz kıyafetleri giyinmişsiniz, biraz gömleğiniz terlemiş, hatta böyle bayağı yapışmış falan böyle. Sonrasındaki devamında siz ceketi çıkarıyorsunuz, gömlek kuru. Aa, olmuşsun ya, filmi devam hatası var. Ya da Şener Şen sizinle karşılıklı olan diyaloğunda, tiradında gözümü kırpmadan adam öldürürüm ben diyor. En son sahnesine tetiği çektiğinde biz böyle gözünü kırpar bir şekilde görüyoruz Şener Şen'i. Yani gibi gibi, ama ben o filmi niyeyse çok seviyorum. O kırpma, o kırpma değil ama. Ya muhakkak, ama ben o filmin içerisindeki oyuncuları da mesela işte rahmetli Kemal İnci var, geçen sene kaybettiğimiz Rana Cabbar var, evet. Candan Sabuncu var, Süleyman Turan var, Ayberk Atilla var. Bunlar ne kadar böyle çok güzel bir harman yapılmış. Ben bundan çok etkilenmiştim ve evir çevir, yani Şener Şen'in başka filmleri de var ya da sizin de başka filmleriniz var ama ben burada bir bayağı bir takılmışım. Onu mesela sorun, bunu da söyleyebildiğim için şu an ben aslında gerçek ödülümü aldım. Burada alacağım ödülden çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tüm ekibe selam olsun. Özellikle Şener abiye saygılarımızı iletiriz. Buradan selamlar, saygılar. Devam ediyoruz. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Daily Planet adlı gazetenin muhabiri olan Clark Kent, girdiği telefon kulübesinde hangisini yapıp Süperman olarak dışarıya çıkar? A. Diş protezini çıkarıp, B. Kılık değiştirip, C. Saç ektirip, D. Yüz dolgusu yaptırıp. B. Kılık değiştirip, son kararım. Tebrik ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 10.000 lira değerinde sorumuz geliyor. "55 deyip başlayarak geriye doğru dörder dörder sayarken beşinci olarak hangi sayı söylenir? A. 43, B. 41, C. 39, D. 38. C. 39, son kararım. Aa. Aman ya. Korktum bir an ya. Dörder dörder geri giriyoruz da ya. 51, 47, 43, 39, tamam. Ama niye bir an böyle şey olduysam, tedirgin olduysam. 16 düşecektik. 16 düşecek zaten ya. Tek tek niye sayıyorsam ben de dörder dörde arka arkaya geliyorum. Yarışma heyecanıdır diyelim, tamam, fakat de. Raşit Bey, siz görmediniz tabii. Siz eyvah deyince Raşit Bey de eyvah dedim. Ah. Yine bilemedim be çocuk yaptım. Raşit Bey çabuk vazgeçtiniz, hayırdır? Vallahi ben de yanlış zannettim.
Ya Otuz falan okul. Diye böyle bir kafa ya, sallamaya evet, da başladın evet, zaten. Evet. Girmeden önce konuşuyordun, ne oldu şimdi falan gibi. Bir öyle bir duygu geçti galiba. Aynen geçti. Geçti değil mi? Geçti. Gözümün önünden film seyredi, o kadar film dedik, o kadar gözümün önünden film seyredi gibi geçti. Ama doğru cevap verdin, tebrik ediyorum. Çok şükür. Beşinci sorumuza geldik, 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangileri hamamda çalışan görevlilerdir? A. Natır ve tellak. B. Seyis ve kabzımal. C. Hallaç ve nalbant. D. Çerçi ve hattat. Natır A, natır ve tellak. Son karar. Tebrik ediyorum Ulaş Bey. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. John Norum'un çaldığı, dinlediğiniz elektro gitar solosunun yer aldığı The Final Countdown hangi grubun şarkısıdır? A. Survivor. B. Queen. C. Europe. D. Deep Purple. B. Queen. Son karar. Final Countdown. The Final Countdown. Ya yani Europe'un tek bildiğimiz parçası varsa o da The Final Countdown. Ben Freddie Mercury'nin seslendirdiği bir şarkı olduğunu sanıyordum. Ya maalesef, maalesef. Europe'un en bilinen parçası. Anladım. Evet, bilmiyorum. Çok da eminiz cevap vermişsiniz. Çok da net emindim yani Queen olduğunu düşünüyordum. Hiç tahmin ettiğim bir şey olmadı. Doğrudur Europe. Benim evet. Duymadığım bir şey Final Countdown. Şarkıyı biliyorum. Üç tane de jokeriniz vardı. Üç tane jokerim vardı. Tereddüt etseydiniz belki kullanırdınız ama emin hissettiniz. Sağlık ben olsun Ulaş Bey. Ben çok emin hissettim. Ne paylaşmak istersiniz ayrılmadan önce? Öncelikle buraya geldiğinizde jokerlerinizin olduğunu bilin. Yani diğer yarışmacı arkadaşlara söylerim. Onun dışında sizinle burada olmak gerçekten çok büyük bir keyifti. Umarım anlattıklarımdan dolayı sizlerin de böyle yüzünde bir tebessüm oluşmuştur diye seyircilere söylüyorum. Kesinlikle oldu. Tebessümün ötesinde oldu. Çok keyif verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar ben diliyoruz. Sağ olun. 5000 lirayla oluyoruz efendim size. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Buradan.